Ben koltuk takımının fiyatını öğrenmek istiyorum. 45.000 TL salon takımı, yemek takımı ve koltuk ünite takımı. Ünite dahil mi? Ünite dahil değil. Ünite ne kadar bir tane? 10.000 TL civarı. Peki hanımlar, bir orta şey soracağım. Orta sehpa ne kadar aldınız? Çok özür dilerim, bölüyorum ama. Yok, rica ederim. Orta sehpa takımın içindeydi. Takımın içindeydi. Aynen, zigon sehpalarda. Onlar da değişiyor fiyatları. Hangisi mesela? Mesela o at görünümlü olan ne kadar? O da 300 TL civarıydı. Bir de ben burayı birazcık karmaşık buldum. Hani odanı birazcık hani şey, hani karmaşık göstermiş sehpanın üzerine. Bence onu birazcık azaltırsan daha hoş durabilir. Ya orada işte mum, oda kokusu falan, evet. Hani genel olarak öyle bir kombinasyon yapmak istedim. O şekilde hepsi. Burada da böyle aksesuarları var tam sağ tarafında. Ben salonu çok güzel buldum ama birazcık özür dilerim ama öğrenci evine benzettim. Çünkü koltukları çok küçüktü. Hani ne bileyim, eşiyle otururken nasıl uzanıyorlar? Hiç anlamış değilim. Bunlar da değişik ve şık bana göre, bilmiyorum. Perforjelerine de uyuyor. Değil mi şuradaki metallere? Evet. Dünkü mesela Feyza'nın halısını konuştuk. Krem rengiydi, kenarında yeşilleri vardı. Evet. Kim demişti düz olsa daha iyi olur diye? Ben demiştim. Sen demiştin. Evet, çok fazla. Peki bu halı gördüğüm kadarıyla düz. Hı hı. Düz. Kendinden biraz deseni var. Bence evet. Uyuyor mobilyada. Sizce nasıl uyumuş? Bir de ben bir fikir vermek istiyorum. Evet, halın güzel ama hani şu koyu kahverengi, kremsi tonlar var ya, hı hı. Hani orada şu turuncudan görsek aslında daha da hoş durabilirmiş. Çok karıştırmak istemedim ya, düz renk kullanmak istedim. Zaten hani evet. Fazlaca aksesuar, işte tablo olsun, detaylar var. Tabloda var o tonlar, evet. Galiba, evet. Kiremit tonları. O yüzden boğulmak istemedim hani odadaki çok büyük olmadığı için, bu şekilde değerlendirdim. Ben o tonları çiçeğinde görmek isterdim, masanın üstündeki çiçek pembe. Yani çok bağdaştıramadım salon renkleriyle. Evet, şakayık olduğu için o renk vardı. Ben de çok aradım aslında turuncu tonlarında ama çok da beğendim. Hani aslında yapay bir çiçek ama doğalmış gibi duruyor. O yüzden kullandım salonumda. Hmm, çok güzel hayatım. Tüllerinde minik minik simler var, fark ettiniz mi? Evet. Evet. Ne zaman yaptırdın bu tülleri? Bir sene ya da 12-13 evet. Ay önce. Güzel bir fikir. Hani hep düz seviyoruz. Hem düz hem minik bir ışıltısı var. Burada da yine canlı bir çiçek kullanmış. Salonun diğer köşesinde de canlı çiçek var. Canlı çiçek olmalı mı sizce salonda? Bence kesinlikle olmalı aslında. Bence de olmalı. Ben yapay tercih ederdim. Bakması zor olmuyor. Evet. Yok. Bakması zor. Bir senedir dolan bakıyorum. Yani. Evet. Büyük cesaret. Tebrik çok zor ediyorum olmuyor o zaman. Bence. Evet, annemin de evinde bir sürü hani çiçek var. Yani baktığı sürece, sevdiği evet. Sürece birazcık da onlar böyle konuşulmaktan hoşlanıyor galiba. Aynen. İlgi istiyor. Ben, evet, ilgi her istiyor. Canlı ilgi ister. Evet. Aynen. Şimdi bir fikrim var hanımlar. Yine ilgi isteyen bir şey var. Mutfak. Evet. Mutfak bence evin kalbidir. Kesinlikle. Bir gidin bakalım bu evin kalbi nasılmış. Gidelim bakalım. Var mutfakta. Hadi kızlar, mutfağa gidelim.